Bak şimdi bak nasıl yakalıyorum bak. Bak. Ya şu an kameraya çekmemden faydalanıyorsun. Abla nereye geldi? Ya ver. Ay! Düştü sandım ya Elif. Elim boş kaldı anne. Ver şu dondurmayı artık. Ha döveceğim diyorsun. Ver. Ya ver. Ya ver. Ne yalıyor? Ver gayrı. Ver. 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 Vallahi sinirleniyorum artık ben şu dondurmayı istedim. İsten tutacağım ha. Vallahi isten. Şöyle tutarım. Videodaki gibi. Selam arkadaşlar. Tatile gidiyoruz ama yağmur. Ama nereye gidiyoruz? Nereye? Antalya, Alanya. Yol bizi nereye götürürse gidiyoruz arkadaşlar. Yolculuk vlog başlasın. Hadi başlasın. Yağmur yağmur. Koş koş koş. Yağmurda tatil. Harika olacak. Geçelim. Evet yolculuk başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kayseri'de hava yağmurlu ve biz Antalya'ya yani sıcak topraklara doğru göç ediyoruz. Evet arkadaşlar. Serin havadan yanmaya gidiyoruz arkadaşlar. Kırmızı kıyafetiyle, tişörtüyle iddialı babamız ve şoförümüz. Ve başrolümüz Elif Sinem Hanım yastığıyla böyle rahat bir şekilde. Abimiz de aynı şekilde ellerinde telefon, tabletle yolculuk yapıyorlar. Ama benim tavsiyem kitap okumaları. Elif Sinem orada koltuğun cebinde kitabım var. Al onu oku anneciğim. Bak biraz uykun gelsin de yatıyor. Bak gece uyumadı. Heyecandan uyuyamadı arkadaşlar Elif Sinem. O yüzden birazdan şimdi videoyu kapatıp elinden tableti alıp eline kitap vereceğim. Şapkası da arkada iki tane iç içe sokmuş, ikisini de götürüyor. Bak pembe mor mu karar veremedim. Anne onları ben eve çıkardım. Evet anneciğim şimdi ne yapıyoruz? Anne o kitapları ben eve veririm. Öteki yalancı bakacağım. Aç bakayım. Var mı yok mu doğruyu söyle. Gerçekten mi? Elif oradan aç kitap o zaman tabletten aç. Ya, evet. Tabletimin şarjı bitti. Şeker isteyen var mı? Ben. Zira. Dur açamadım. Zira bir şey söyleyeceğim. Bunda sen de şoför olacaksın. Araba sende olduğu için sen tek diyeceksin ben de yatacağım. Ben uyuyacağım. Ben de uyuyacağım öyle olmaz. Ben tek başıma sokarım. Anneciğim açamadım al da aç. Abine de ver. Yolculuk başladı arkadaşlar. Şu an neredeyiz Murat? Nevşehir'e doğru gidiyoruz değil mi? Nevşehir'e. Kayseri'yi çıktık. Nevşehir'deyiz şu an. Nevşehir'den sonra hangi şehre geçiyoruz? Konya mı? Konya. Konya'dan sonra Isparta. Konya'da alabiliriz. Isparta. Isparta'ya gitmeyeceğiz. Antalya'ya döneceğiz. Ha, tamam. Direkt Alanya'ya gideceğiz. Isparta'ya gidiyoruz. Kaşa gitmiyoruz arkadaşlar. Bir söyleyeyim. Alanya. Alanya'ya mı gidiyoruz? Alanya'ya gideceğiz. Siz de Alanya'ya. Oralara gideceğiz. Aa şu tepeye bak. Gördün mü onu öyle? Burası da hep ova şeklinde arkadaşlar. Sanki Konya'ya girmiş gibi ovalarla dolu Nevşehir'de. Ürgüp'ün içinden geçeceğiz mi? Ürgüp'ün içinden şimdi geçeceğiz. Ürgüp sultanımızı alalım. Görebilir miyiz bacayı? Görün peri bacalarını falan. Göremeyiz. İstiyorsanız girelim. Zamanımız var. Yok peri ya. Yok girelim. Yok yok. Çok uzun yola çıkacağımız için o kadar dolanmayalım. 5 dakika girelim ya. Elif uyku moduna geçti bile. Ağzında şeker var mı Elif? Şeker var mı şeker Elif? Elif! Evet Konya'ya girmiş bulunmaktayız. Yağmuru arkamızda bıraktık ama bulutlar hala üzerimizde. İşte gördüğünüz o mavi beyaz bulutların mavi gökyüzünün olduğu tarafa doğru ilerliyoruz. Siyah bulut ve beyaz. Bulutlar arkamızda kaldı. Yağmurlu hava arkamızda kaldı. Elif Sinem uyuyakaldı. Papır daha sarılıp uyumuş. Ve arkadaşlarına dağıtacağı defterleri oralara koymuş. Biraz önce hepsi üstüne dökülmüş onları topladım. Bakın göstereyim. Bunları da yanında götürdü ki Antalya'daki arkadaşlarım izleyenlere veririm diye. Hiç elinden bırakmadı arabaya binene kadar bunları. Evet arkadaşlar eğer Antalya'da denk gelirseniz hediyeleriniz de bizlerle birlikte geldi. Elif Sinem uyuyor şimdilik. Devam edeceğiz. Murat ya saçmalama. Saçmalama ya. Uzun mu geldi? Hadi değiştirelim o zaman hadi. Hadi değiştirelim. Hadi şaka değiştirin. Yaptım arkadaşlar kesinlikle uyumuyorum ya. Yolda uyumadım. Hadi ama şu bulutlara hayran kaldım baksana. Biri siyah biri beyaz ya ne kadar güzel bir görüntü vermiş. Evet ya baksana. Neyse devam edeceğiz. Selam arkadaşlar. Manavgat yazısı orada bak. Gördüğünüz gibi Antalya Manavgat'a girmiş bulunmaktayız. Akşam oldu karanlık bastı yemek molası verdik. Yemek molasını çekmedik. Sıkıldın mı anneciğim? Kaç yoldan saattir yoldan? Tatilden bıkmadım yoldan. Arkada rahat rahat yata yata yolculuk yapıyor bir de bıktım diyor ya. Yarısını da uyuyarak geçirdi zaten. Ben burada iki büklüm babam böyle şoför koltuğunda bak iki büklüm. Ya babam ama hep
uyudu, biz uyumadık. Kim uyudu? Baba. Kızım baban ne zaman uyudu? Yani dün uyudu. Araba sürerken mi uyudun ben? Aa arkadaşlar, şu an var ya böyle dağlardan tepelerden böyle S şeklinde yollar çizerek gidiyoruz. Ama denizi hala görmedik. Az kaldı değil mi Elif? Heyecanlı mısın? Hiç de değilim. Neden değilsin? Bıktım çünkü. Yoldan mı bıktın? Gideceğin için heyecanlı mısın? Eh yani. Neyse, denizi görünce devam edelim. Ne dersin? Olur. Sen biraz daha yat hadi. Arabayı alayım mı Murat? Kaş'a gitmeden önce bir yerde konaklayacağız. Ve Elif Sinem bu arabayı çok sevdi. Ay ben renk gözüm oldum. Beyazdı bu. Sara anneciğim, görmüyor musun? Beyazdı. Hadi gel bakalım. Şu halimize bak. Arabada perişan olduk annem. Arkadaşlar konaklayacağız. Sabah yola devam edeceğiz. Daha 3-4 saatlik yolumuz daha var ama gece saat şu an 2. O beyaz anneciğim, evet. Tam renk körü değil. Renk körü değil. Evet, burada konaklayacağız şu arkadaşlar. Şu otelin siyah değil mi şurası? Evet, siyah anneciğim orası. Gel hadi. Burası gri. Evet. Anneciğim renk körü değilsin, saçmalama, gel. Bu yeşiller. Korktun mu? Zaten renk körü olanlar yeşili mavi görürmüş. Sarıyla alakası yok anneciğim. Hadi gel bakalım. Ben sarıyım. Elif Sinem'in keyfi dört köşe. Annem. Ne yapıyoruz? Yatıyoruz, uyuyoruz. Sabah yola devam ediyoruz. Hayır, yatmıyorum. Baksana oda ne güzelmiş. Pembiş pembiş. Sanki Elif'e göre hazırlanmış gibi değil mi anneciğim? Tabletini de mi getirdin buraya? Valiz arabada şu an arkadaşlar. Bir tek yatacak kıyafetleriyle. Annem. Mola verdik. Hadi bakalım. İnternetin şifresi kaçtı Egemen'im? İnternete bağlayalım. Odamız bu şekil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekil. Burada banyo. Burada televizyonumuz, klimamız, her şeyimiz tas tamam. Dört dörtlük bir oda. Burada serin serin, ferah ferah. Antalya'nın neminde rahat rahat uyuyacağız. Şu an Antalya'nın neresindeyiz? Manavgat'tayız. Şifreyi öğrenelim anneciğim, bekle de. Yalnız sen onu bunu bırak. Yat, uyuyacaksın sen. Yeter. Gelene kadar uyudu, şimdi de uyuyamıyor ya. Ponçikler çıkmayacak mı bu ponçikler? Hayır. Şey yapayım, saçını açayım, rahat rahat uyu, tamam mı? Selam arkadaşlar. Otelden çıktık. Kahvaltımızı yaptık, çıktık. Şimdi yolculuk nereye Elif Sinem? Kaş'a. Hala esniye Elif, istersen yat uyu biraz daha hadi. Rahat uyku çekemedin mi gece? Vallahi çok rahat uyudun bence, beni böyle tekmeliye tekmeliye. Bir beni uyutmadın. Burada uyumayan bir tek benim şu an. Evet arkadaşlar, 3 saatlik bir yolumuz daha var. Devam edeceğiz. Bunu çekmezsem olmazdı. Gördüğünüz gibi pembe pembe çiçekler. Tüm yol boyunca böyle çok güzel bir görüntü var. Elif Sinem görüyor musun? Ay, niye Kayseri'de bunlardan yok? Aa, bitti. Daha güzel yerden geçtik ama. Şu an Antalya merkeze gidiyoruz arkadaşlar. Antalya merkezde bir şöyle bir ineriz, dolanırız, gezeriz. Ondan sonra tekrar yolumuza devam ederiz. Villa. Evet, Kaş'taki villaya karar verdik. Bungalov villalarına gidiyoruz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Elif Sinem arkada uyudu ama bu yolculuğu sizle paylaşmasam olmazdı. Resmen şuna bakar mısınız? Yeşillikler içinde mis gibi havası var buranın. Bakın. Ya tünele mi giriyoruz ya şu şey? Ay böyle var ya, Sarp dağların arasından geçiyoruz. Biraz önce denizi gördük. Deniz çok güzel bir manzarası vardı ama arabayı durduramadık. 2 kilometre tünel bu. 2 kilometre mi bu tünel? Anne. Tüh ya. Çok uzunmuş ya. Ne güzel manzara için açtım ben kamerayı. Elif Sinem arkada uyuyor. 2 kilometre demek ne demek biliyor musun Zehra? Böyle gideceğiz mi 2 kilometre? Evet. Bu tünelin adı neymiş ya? İlk defa böyle büyük bir tünele girdik. Evet, ilk defa en uzun tünele girdik. Anne nereye geldik? Kemer'e geldik. Burada bir tur atalım, şöyle gezelim. Değil mi Elif? Yorulduk artık ya. Arabada otur otur. Tüneller açtık. Dağları deldik geldik. Görüyor musunuz şu karşıdaki dağları? Tünellerin içinden geçtik sen uyurken Elif. Hadi gel. Şapkasını da taktı. Güneş kremini de sürdü. Elif oradan geçmeyeceğiz. Şuradan geçeceğiz. Gel. Yalnız ben yanıyorum şu an arkadaşlar ya. Çok sıcak. Gel.
Resmen yaz buralara gelmiş anneciğim. Kayseri'ye gelmemiş. Burası çok güzel. Şu an Kemer'deyiz. Kemer tatil köylerinin olduğu yere geldik. Burası Kuğulu Park diye geçiyor. Gel bir dondurma yiyelim mi? İster misin? Yalnız gözlüklerin çok güzel görünüyor Elif. Hadi gel bakalım. Aa bu vinç de neymiş Elif? Aa bu neymiş? Kay Point diyor. Bunlar yukarıya çıkıp yukarıda yemek yiyorlar arkadaşlar. Bakın internette görmüşsünüzdür. Bak gördün mü Elif? Şu şekil. Hadi gel. Ay şu pembe çiçekler yol boyunca vardı biliyor musunuz? Merak ediyordum. Kokusunu çok merak ediyordum. Bir tane alacağım. Gel bakayım Elif. Koparmayalım. Direkt koklayalım. Yol boyunca Antalya'da arkadaşlar böyle refüjlerin arasında hep bu çiçekler var. Of çok güzel kokuyor. Anneciğim değil mi? Hadi gel. Babangil nerede? Sahile mi indiler? Hah, oradalarmış. Gel hadi. Gel bakalım. Şu havuz bakım istiyor yalnız. Gel bakalım. Havuz değil aslında. Bir dondurma yiyelim mi? Bak portakal suyu da varmış burada. Gel bakalım. Ah denize iniyoruz, sahile inelim. Şöyle bir gezelim, tur atalım. Yol yorgunluğumuzu atalım. Sonra tekrar yola devam edeceğiz. Kemer'den doğru Kaş arkadaşlar daha çok yolumuz var. Hadi gel anneciğim. Gel dondurma yiyelim. Ah portakallara bak Elif. Portakal suyu. Dondurma. Hangisinden istersin? Abi ne yapıyor Elif? Ay ha? Elif. Yakala annem dondurmanı. Ay hala gelmedi dondurma eline. Çek al anneciğim. Aa düştü. Geliyor dondurman. Artık veriyor abin al. Evet yine en sonunda aldın sen. Bu kadar bir tane portakal suyu. Sen kakaolu mu istiyorsun? Ben kakaolu sade kakaolu ikisinden de istiyorum. Değil mi anneciğim? Afiyet olsun. Sıra benim dondurmamda. Ben yakalarım ama Elif senin gibi yapmam. Bak şimdi bak nasıl yakalıyorum bak. Bak. Ya şu an kameraya çekmemden faydalanıyorsun. Allah nereye geldi ya? Ya ver. Ya, ay! Düştü sandım ya Elif. Elim boş kaldı annem. Ver şu dondurmayı artık. Ha döveceğim diyorsun. Ay, ver. Ay. Ya ver. Ya ver. Ne yalıyor? Aa külahı da koydu görüyor musun? Şuradan bir portakal alıp üstüne koyarmışım bak şimdi. Geliyor dondurma. Ya, artık gelsin artık. Elif vermiyor dondurmayı bana. Murat sevmiyor. Vermiyor. Murat dondurmayı vermiyor. Nereye gidiyorsun? Gel yakala şu dondurma. Ne yapıyorsun? Kapabiliyorsan alacaksın. Ne diyeyim ben sana? Ver gayrı. Yaklaş. Ver. Yaklaş diyor. Yaklaş. Ver. Vallahi sinirleniyorum artık ben şu dondurmayı istemiyorum. Ver artık. İstem tutacağım ha. Vallahi istem. Şöyle tutarım. Videodaki gibi. Şey bir videoda izlemiştim böyle üst taraftan tutup alıyordunuz orada. Tut bakayım. Ay peçeteyi yakaladık ben. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Burada derin ha. Sahile geldik. Burası da mı derin? Yalnız burası kumsal değil. Burası bak hep taş. Ama ses çok güzel. Kemer'in sahilindeyiz şu an. Ama gördüğünüz gibi sahil kum değil taş maalesef. Yok ya bırak güzel değil. Elif girecek misin? Bak bir anda derinleşiyor. Sığ değil. Yok ya nefesim var ama çok çok var. Gidelim mi biz kendi villamıza? Havuzda yüzsün. Burada yüzemez. Gidelim. Burada bir gezelim, yolculuğa devam edelim. Ne oldu Elif? Ne oldu? Ayaklarımı dedi azıcık suya sokayım dedi. Bir dalga vurdu Elif'e. Çarptı geçti kızımın her yerini ıslattı. Ağzına girdi. Ağzına su mu girdi? Nasıl? Tuzlu mu? İyi hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar yolculuğumuz buradan devam ediyor. Burada ufak bir mola verdik. Evet Kaş'a gideceğiz. Ne yapacağız burada? Buradan devam edeceğiz. Bak burada da aquapark varmış gördün mü? Hadi gel gidelim.
Arkadaşlar şu an Finike'deyiz. Bakar mısınız şuranın güzelliğine ya? Sürekli sahil kenarı yolunu tercih ettik haritada. Ve denizi göre göre geze geze gidiyoruz. Dağlara bakın. Çok güzel. Evet çocuklar, şimdi size coğrafya bilgisi vereceğim. Şu kayaları görüyor musunuz? Bakın, tektonik yapısı kırılarak oluşmuş sert kayaçlar. Coğrafya dersi. Elif Zeynep'e. Elif de gülüyor. Böyle kırılarak olacak kayaçlar, sert kayaçlar. Kırılıyor üst üste bir de böyle dağlar, tepeler işte birinci jeolojik dönem, ikinci jeolojik dönem, üçüncü jeolojik dönemde oluşuyor. Eğer kayaç yumuşaksa arkadaşlar, yol kenarında gittiğinizde böyle kıvrımlı kıvrımlı kayaçlar görürseniz, şöyle bakın buralar da hep tel örgüyle çekmişler, kaya taşlar yuvarlanıyor demek ki. Bakın buralar görüyor musunuz? Kırılıp kırılıp böyle üst üste binmiş. Ay neyse, manzaraya bakalım biz. Manzara çok güzel. Eğer bu kayaçları kıvrımlı görürseniz arkadaşlar, şöyle 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 şöyle, o da yumuşak kayaç şekil almış oluyor. Bunları ilerleyen zamanlarda ortaokulda, lisede işleyeceksiniz. Ben şimdiden söyleyeyim, bilgi sahibi olursunuz. Döne döne gidiyoruz. Bir böyle gidiyoruz, bir böyle gidiyoruz. Dağları, tepeleri aşağı aşağı gidiyoruz. Elif Sinem, halinden memnun musun anneciğim? Değil misin? Sıkıldı, çok sıkıldı. Arkadaşlar saatlerdir yoldayız, gece bir yerde konakladık. Daha hala Kaş'a gelemedik. Daha Kaş'ın merkezinden daha 50 kilometre öteye gideceğiz. Bu yollar ne bitmiyor. Ne? Elif Sinem, merkeze az kaldı ama gideceğiz. Sonsuz bir deniz göreceğiz. Ay çok güzel. Bakın bak. Ay şu arabanın görüntüsü de güzel olmuyor ki. İnmemiz lazım ama burada duracak yer yok. Çocuklar yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Sonunda geldik. Elif'in ilk defa evleri efsane diyor. Hayır, efsane. Efsane. Arkadaşlar geldik. Yolculuk son buldu burada. Bir sonraki videomuzda artık bu bungalov evlerinin turunu yaparız. Kanalımıza abone olmayı. Hoşça kalın.